İstanbul'daki moda haftası sona erdi fakat yarattığı rüzgar hala devam ediyor. Bu yıl kreasyonlarını ilk defa podyuma taşıyan ve atlarından söz ettirmeyi başaran iki başarılı moda tasarımcısına konuk oluyoruz şimdi. Muhammed İloğlu ve Sümeyye Başbuğ, ikisi de genç ve başarılı moda tasarımcısı. Şimdiden kreasyonları gençlerin radarına takıldı bile. Sümeyye ile beraberim. Az sonra da Muhammed'in yanına gideceğim. Nasılsın Sümeyye? Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Anlatır mısın birazcık bize hikayeni? Nasıl başladın moda tasarım eğitimine? Tekstilci bir aileden geliyorum. Bunun içinde büyüdüm. 3 yıllık bir eğitim aldım. Çizimden aslında üretimin sonuna kadar geçen bütün aşamaları öğrendim. En önemlisi de bu yaşta defile gerçekleştirdin, defile düzenledin. Bu nasıl oldu? Mezuniyetten sonra bir jüriye çıktı, koleksiyonumuzu sundu. Sonrasında koleksiyon beğenildi ve defileye çıktım sonrasında. Sümeyye, tasarımlarında genelde siyah ve grinin tonlarını görüyoruz. Bu genelde hepimiz için birazcık kurtarıcı renk olarak adlandırılıyor. Peki sence de öyle mi? Evet öyle. Ben kendim de sakin ve durgun bir kişiliğe sahibim. Bunu koleksiyonlarımda da aslında yansıtmak istiyorum. Böyle canlılık değil de sakin ve aynı tonlarda giden ürünler ve renkler tercih ediyorum. Erkek tasarımları yapıyorsun. Bu süreç nasıl gelişti? Genelde kadınlar daha çok böyle işte kadınları giydirmeyi severler biliyorsun. 3 abim var. Sürekli onları incelerdim. Onların kıyafetlerini giyerdim. Şu yaşıma geldim ve hala gardırobumuzda ürünlerin değiştiği olur. Ürünlerini bulamazlar çünkü ben giymişimdir. Son zamanlarda erkekler de modaya düşkünlükleriyle ön planda. Erkekler nasıl giyinmeli, nelere dikkat etmeli? Senin tasarımlarından da örnekler verecek olursak. Benim erkeğim biraz sakin bir erkek, sakin bir ruha sahip. Ama onun yanında bir güçlü bir tarzı da var. Onu mesela siyah tonların arasından bir bu koleksiyon için konuşuyorum. Bir turuncu patlattık, aralardan beyaz patlattık. Daha çok tasarımlarında şıklık ve rahatlığı görüyorum. Tabii bu da günlük yaşam için önemli erkeklerde özellikle. Tasarımlarında nelerden ilham aldın? Tasarımlarımda araştırma sürecimde Kung Fu ve Bruce Lee benim için bir başlangıç oldu. Burada pantolonun paçasında da bir detay görüyorum Sümeyye. O yüzden hemen elim bu pantoluna gitti. Anlatır mısın? Bunu ne düşünerek tasarladın? Evet, bu da kung fu yapan insanların giydiği kıyafetlerdeki formlardan biri. Şimdi de moda tasarımcısı Muhammed İloğlu ile birlikteyim. Muhammed nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de gerçekten çok gençsin ve başarılısın. Bunu neye bağlıyoruz? Birazcık hikayeni anlatır mısın sen de bize? Ben Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunuyum ve sonra master yapıp eğitimimi tamamladıktan sonra iki kere arda arda Fashion Week'te çıkma hakkı kazandım. Bahseder misin bize? Ben bir göz attığımda gerçekten Alice Harikalar Diyarında filmini andırıyor adeta. Rengarenk. Nelerden ilham alıyorsun? Aslında ben her şeyden ilham alıyorum. İzlediğim bir film, karıştırdığım bir dergi, okuduğum bir kitap bana her şey ilham olabilir ama her koleksiyonun ayrı bir teması var. Sizin o Alice Harikalar Diyarında'yı anımsatan koleksiyon bambaşka bir koleksiyondu. O daha Londra temalı bir koleksiyondu. Benim aslında silüetim kimliksiz bir silüet. Yani kadın mı erkek mi olduğunu hiçbir zaman anlayamıyorum. Aynı zamanda rengi de overdose bir biçimde kullanmayı seviyorum. Aslında tasarımlarıma maksimalist diyebiliriz. Biz genelde çok fazla rengi karıştırmaya cesaret edemiyoruz. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunu yaparken? Aslında insan yani renk konusunda cesur olmalı. Doğudaki insanlara baktığımızda
Mesela daha canlı tonlarda bir başörtüsünün altına daha canlı tonlarda bir basma etek, kazak giyinebiliyor. O yüzden aslında renk konusunda birazcık bilgisiz olmak lazım. Hani ve cesur olmak lazım. O renkleri ne kadar çok aslında karmaşık bir şekilde kullanırsak o kadar iyi gözüküyor. Yılında ön plana çıkacak renkler neler olacak? Benim gözlemlerime göre bir yılın sezon renkleri yeşilden maviye giden daha soğuk tonlarda olacak. Geçen yıl daha kırmızılar, lilalar vardı. Ben de o renkleri kullandım. Ama bu yıl renkler turuncu da dahil. Turuncu, yeşiller, sarılar, lime sarıları ve fosforlu renkler önümüzdeki sezonda yine çok olacak. Bu koleksiyonu hazırlarken tarot kartlarından ilham aldım. O yüzden süliyetler bir o kadar mistik. Aynı zamanda ben Arap kültüründe sevdiğim için o burkalardan, onların aslında çarşaflardan ilham aldım. Onları militeri tarzda daha karamsar bir süliyet oluşturmak istedim. Kış koleksiyonu olduğu için birazcık daha üst üste formlar oluşturdum. Ama renk kombinasyonu ve canlılık olarak da bir o kadar umut vadedici renkler kullandım. Yeşilin bir sürü tonunu görmekteyiz ve ışık rengi olarak lime sarısını kullandım. Ve yine burada kamuflajı hatırlatan bazı kumaşlar kullandım, jakarlı kumaşlar kullandım. Çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun.